Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta More Life kanalında yine sizler için mum yapacağım. Geçen haftalarda paylaşmış olduğum mum videosuna çok fazla ilgi gösterdiniz ve videoların devamını istediğiniz için ben de yeni kalıplar aldım ve sizlere bugün büst kalıpları videosunu çekeceğim. Arkamda gördüğünüz mumları bugün yapacağız. Geçen videomuzda yaptığımız mumların kalıplarını kimyacınızdan almıştım. Bu videodaki kalıpların hepsini Sesil Lobi'den aldım. Öncelikle mumlarımızın yapılmış halini hassas tartımızla tartacağım ve ne kadar soya gerektiğini belirleyeceğim. Hassas tartım Fakir Moly markası. Bunu daha önceden göstermiştim size. Evet, başlıyorum. Sebastian kalıbımız. %89. Kadın vücudu. 146 ve Socrates kalıbımız var. Mumumuz kalıp değil. 195. Üçlü müzisyenimiz var. İlk önce Mozart'ımız. 81. Sonra küçük Sebastian'ımız. 65. Ve Beethoven'ımız. Bakalım. 81. Evet, şimdi bu çıkan rakamı toplayıp bu kadar soyayı koyacağım ve eriteceğim. Eritme aşamasını geçenki mum videomuzda ayrıntılı bir şekilde göstermiştik. Mum videosunu da bırakıyoruz. Oradan eritme aşamasını izleyebilirsiniz. Tüm büstlerimiz toplamda 757 gram yaptı ve biz de burada 750 gram soya vaksını hazırladık. Şimdi bunları eritmeye götürüyorum. Soya vaksımız erirken biz de kalıplarımızı hazırlayalım. Ben geçen videoda gösterdiğim gibi tığla ipleri geçiriyorum. Bence çok pratik oluyor. Kalıplarımızın iplerini geçirdik. Şimdi bu kalıplarımız böyle yarık olduğu için bu lastiklerimizle onları kapatmamız gerekiyor. Yoksa buradan tüm mumumuz akar. Yani şimdi bunları bol bol lastikleyeceğim. Çünkü bir keresinde başıma gelmişti böyle. Kenarından sızıp her yeri mahvetmişti. O yüzden bol bol bunları lastikleyeceğim. Güzel güzel lastikledim. Ve şimdi renk ve kokumuzu seçeceğim. Soya vaksımız eridi. Şimdi içerisine renk ve kokumuzu koyacağız. Ben çam ağacı kokusunu ve yeşil rengi tercih ettim. Bu koku ve rengimizi ham maddeler diye bir siteden aldık. Biraz daha koyu olmasını istiyorum. Evet, bu yeterli. Hemen ağzını kapatayım. Evet. İyice karıştırıyoruz. Şimdi kalıpları artık döküyorum. Hepsini hazırladım. Şimdi bunları donmaya bırakıyorum. Büyük hacimli kalıplar olmadığı için bir 4 saat kadar, 4-5 saat kadar bekleyeceğim. Normalde geceden bırakırım ama bunlar için o kadar beklememe gerek yok. Evet arkadaşlar, mumları koyduğumuzun üzerinden tam 4 saat geçti. O yüzden şimdi artık kalıplarından çıkaracağım. Umarım donmuşlardır. Mis gibi çam kokuyorlar. Yeşil ve çam ağacı rengi. Konseptimiz bugün bu. Artık çıkarmaya başlıyorum. Şöyle müzisyenlerimizden başlayalım. Harika. Şimdi bunların altlarını makasla keseceğim. Üstündeki fazlalığını da makasla kesiyorum. Ve ilk müzisyenimiz hazır. Şöyle iki parmağımla açıyorum. Elimle de içinden böyle yanlarından minik minik oynatarak çıkarıyorum. Çünkü büst kalıplar olduğu için kırılma olasılıkları diğerlerine göre biraz daha fazla. Bunu da başarıyla çıkardım. Halletmiş bulunmaktayım. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoların devamını eğer bekliyorsanız lütfen yorumlar kısmında bunu belirtin. Biz haftaya Batuhan'la birlikte mum videosu yapacağız. Batuhan'a yaptıracağım. Ben ona tarifte bulunacağım. O yapacak, bakacağız. O benim kadar başarılı mı bu konuda. Yeni kalıplar aldık yine SesiHobby'den. Onları da sizinle paylaşacağız. Bir tane handmade izleme listesi oluşturmayı planlıyoruz. Eğer yapmamızı istediğiniz handmade ürünler varsa, yani bunları sizin için yapabiliriz. Çünkü biliyorsunuz ki ben handmade ürünlerini yapmayı çok seviyorum ve bunu sizlerle paylaşmayı da çok seviyorum. İlerleyen zamanlarda yine böyle videolarla karşınızda olacağız. Bu videonun sonuna geldik. Beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.